Herkese merhaba arkadaşlar. Köy ve Space Program Park Mod serisinin 60. bölümüne hoş geldiniz. Çok fazla vakit kaybetmeden bu Big Rescue görevini tekrardan yapacağız. 4 tane Kerbal'ı kurtaracağız. Bakalım önce Raven'i kurtaralım. Raven diye biri var değil mi? Bir dakika. Bakın Raven diye biri yokmuş. Bunu kontrol etmek her zaman faydalı. Bu kim? Şu kim? Lispont. Tamam. Lispont var mı? Lispont var. Lispont'un oraya gelmesini bekleyelim. Şuraya gelmesini bekleyeceğim. Ya da bir dakika. Sunkin de varmış gördüğünüz gibi. Önce Sunkin'i kurtaralım. Sunkin sen burada. Set as target diyelim. 3, 2, 1. Execute. Ateşleme. Buraya aim camera diyeyim. Evet, böyle bir araç tasarladım. Buraya 3 kişi sığıyor. Buraya 2 kişi sığıyor. Toplamda 5 kişi. İlk iki kermanla birlikte kurtaracağımız Kerbal'ları taşı alabiliriz. Şöyle yapalım bakalım. Buna çarpmayız umarım. Abort sistemimiz şu an muhtemelen çalışmıyor. Ama bir sıkıntı olursa ben onu çalıştırırım bir şekilde. Surface. Bakın prograde'imiz biraz tuhaf nedense. Evet şu an bir sıkıntı var. Evet böyle bir sıkıntı olursa diye ne yapmıştık? Abort sistemi yapmıştık. Buradan decouple. Buradan activate engine. Ve paraşütlerimizi çalıştıralım. Evet. Niye böyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Şuradan warplamaktan korkuyorum. O yüzden standart yapayım. Şöyle 3 kat hızlandırmada inelim. Hızımızı 5 metre bölü saniyeye kadar düşürüyormuş. O biraz garip çalıştı. Anlayamadım. Bakalım. Göreceğiz. Bir daha fırlatacağım ama düzgün çalışması gerekiyordu. Bir anda yatmaya başladı garip bir şekilde. Bakalım. Bir daha fırlatacağız. Recover vessel. Garipti. Bir fikri olan varsa dinlemekten keyif duyarım arkadaşlar. Yorumları yazabilirsiniz. Ama bence öyle bir şeyin yaşanmaması gerekiyor. ...266 da bilimim olmuş. Şöyle. Pardon. Şunları temizledik. Var mı başka sağda solda bir şeyler? Evet. Buraya bir şeyler düşmüş. Bakın bayağı 600 bin paramız geldi. Buradan Big Rescue. Evet bu araç. Bu arkadaşı atacağım. Fırlat diyeceğim bakalım ne olacak. Bu arada videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoları Kerbal Space Program sever arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalımız yavaş büyümeye başladı. Bir ara hızlı abone geliyordu. Şu an gelmiyor. Tabii ki ben video çekmeye devam edeceğim ama o da beni motive ediyor. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Surface, execute. Tam güç, ateşleme. Evet, bu sefer prograde'imiz düzgün yerde. Az önce şöyle yukarıdaydı nedense. Bakın yine çıkıyor. Aa, hayır. Bu pilot değil mi? Pilot. Transfer ratio'muz mu çok düşük? Evet. Tamam, biraz transfer ratio'muz artsın bakalım.
Evet, 90'a 90 ama böyle bir şey olmaması gerekiyor. Tamam, yükselsin biraz. Müsaade edeceğim. Bakın yatıyor. Hayır. Hayır, dur. Of. Aa, bir dakika. Ne oluyor? Bu niye bitti? Arkadaşlar, burada bir gariplik var. Ama ben çözemedim. Space programı başka bir bölümüne hoş geldiniz. Böyle olayların yaşanmaması gerekiyor ama garip bir şekilde yaşanıyor ve şu an yukarıda şeyin sesi geliyor, motorun sesi. Bir yerlerde çalışıyor motor. Umarım Kerbal Space Center'a doğru çalışmıyordur. Evet, Fail Space Program. İn artık. Şunun birini kessek ne oluyor? 6,4 oluyor. Şunu da kessek fazla yavaşlar, değil mi? Dur. Galiba çözüyorum. Bu asparagus staging ile alakalı bir problemimiz var. Onu düzelteceğim. Ağırlığımızda bir sıkıntı var yani. Ağırlık değişiminde. Fark ettiyseniz boosterlardan biri erken bitti. Şimdi onu çözmek için Vehicle Assembly Building'e gideyim. Onu bir çözmeye çalışalım. Öyle olmaması lazım çünkü. Evet, bakın. Bakın bu bağlı. Bu değil. Problem bundan kaynaklanıyor. X. Şöyle bağlayacağız. Evet, şimdi düzgün bir şekilde çalışması gerekiyor. Bir sürü vakit kaybettik. Ama hadi gelin şu şeyi göstereyim size. Abort sisteminin nasıl çalıştığını. Buradan abort'a bastık. Bu decoupler'ı zaten çalıştırıyor. Ve bunu toggle engine yapıyor. Daha sonra bu paraşütleri deploy ediyor. Bir de şunu deploy eder. Bu şekilde yapmış olduk. Bakın 5'te de solar panellerin açılması var. Buradan kapatalım. Bunu buradan buraya alalım. Buradan save diyelim. Launch diyelim. Uzunca bir zaman bu fail'ı çözmekle geçti. 6 dakika 37 saniye kalmış videonun bitmesine. Boş bir bölüm gibi geçiyor ama böyle problemleri siz de yaşayabilirsiniz. Daha sonradan nasıl çözeceğinizi anlayamayabilirsiniz. Bu şekilde çözebilirsiniz. Fırlatmayı inceledik ve baktık ki boosterlardan biri erken bitiyor. Bunun tek bir sebebi olabilir. Buradaki borulardan biri çalışmıyordur. Zaten düzgün uçmamasının sebebi de oydu. Onu da problemi çözmüş olduk. Burada transfer ratio'muz 1,09. Bayağı düşük. Alt tab yaptığım için shift çalışmamış. Ama sorun değil. Bakın bunlardan birisi erken bitmişti az önce. Bu sefer erken bitmeyecek. Yavaştan yatmaya başlayabilirim. Bakın progress'imiz de gayet düzgün ilerliyor. Buradan şöyle yapacağım. 3 kat hızlandırmada fırlatmaya devam edelim bakalım. Bitmek üzere diye durdurdum. Burayı ayırdık. Launch Escape sistem de gitti. Umarım ona çarpmayız. Şöyle iki yapalım. Fırlatışa devam edelim.
Üç katta yine. Bunu gelip şuradan 30 derece yapacağım. Execute diyeceğim. Ve şuradan açıyı sıfırlamasını umacağım. Ve evet, bunu yaparken hedefimizi seçmeyi unuttuk tabi. Çünkü çok büyük sıkıntılar yaşadık. Neyse, Apo hapsimizi 200 kilometreye çıkartırız. Daha sonra problemi çözeriz. Randevumuzu yaparız yani, demek istediğim o. Problem çözmekten kastımız. 4 kişiyi kurtaracağız. Birisi Mimbus'ta. En son Mimbus'takini kurtarabiliriz diye tahmin ediyorum. Yüz kilometre oldu. Hızlandıralım. Bunu artık sıfıra getireyim. Hadi 250 yapalım. 250 olsun. Tamam. Şu an atmosferin dışında olduğumuz için şöyle 5'e basayım. Solar panellerimiz açılsın. Daha sonra buradan şöyle çembersel bir yörüngeye oturalım. Buradan SES'i açayım. Manevranın uzunluğa odaklansın. Manevranın uzunluğa odaklandık. Şimdi warplayıp bu manevrayı yapmak kaldı. Bu büyük stage'in atmosferde yanmasını istiyorum. O yüzden yine 65 kilometrede falan ayırmayı düşünüyorum. Yapabilirsek. Transfer ratio'su biraz yüksek. O yüzden yapamayabiliriz. 4, 3, 2, 1. Ateşleme. Şuradan bakalım. Evet, 61. Şuradan ayır. Ateşle. Ateşle. 250'ye 250 olsun. Hatta şöyle Prograde'de ateşlesin. Evet. Böyle olduğunda sıkıntı olmayacaktır. Sankim burada mı? Evet, buradaymış. Hemen set as target. Şuradan düşürelim. Biraz daha düşürelim. İki tane encounter görmek istiyorum çünkü. Ve buradan şöyle şuraya şöyle şöyle. Evet, bakın burada bir intersectimiz var. Böyle artıyormuş, böyle azalacaktır. Buraya bakalım. İkisine de bakalım. 2.1 1.6, 1.3, 1.0'ı gördüm. 8, 7, 6. Tamam, 6 iyi. Manevra notuna odaklanalım. Bu ateşlemeyi yapalım. 1 dakikamız kalmış. Hemen warpla. 11 saniyelik bir ateşleme yapacakmışız. Aramızdaki hız farkı da 142 metre bölü saniye olacak. Warplamaya devam. 30 saniye, 20 saniye, 10 saniye, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateşledim. Yine bitmeye yakın kapatacağız. Evet, şurada kapatayım. Azalmaya devam ediyor. Bir kilometre iyi. Daha sonra şuraya warpla. 20 saniye kalmış. Buradan devam edeceğiz. Bu kurtarma görevini bir sonraki bölümde bitiririz diye umut ediyorum. Bakalım şuradan kaç saniyemiz var. 1 dakika sonra hızımız kaç olacakmış? 542. Şunu kapat.
Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.